Gündem Özel yayınından hepinize mutlu bir gün sevgili seyirciler. Bugün de Aydın'da yeni bir konuğumla sizlerle birlikteyim. Evet, bugünkü konuğum Efeler ilçemizin belediye başkanı Sayın Fatih Atay olacak. Sayın Başkanım, yayınımıza katıldığınız için, davetimizi kırmadığınız için öncelikle teşekkür ediyorum size. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Başkanım. Evet, bugün gündemimiz yoğun. Türkiye'nin gündemi ne kadar yoğunsa Aydın'ın gündemi de o derece yoğun. Hatta bugün başkanımızın hızına yetişemedik açıkçası. Sabahtan bu yana herhalde çok kısa aralıklarda çok önemli bir takım çalışmalar yaptılar. Ve ilk çalışmaları da Türkiye'nin 81 vilayeti olduğu gibi Aydın'da da koronavirüsle ilgili, salgınla ilgili denetimler vardı. Ve başkanımız sabah erken saatlerde Sayın Vali Yardımcımızla birlikte denetlemeye çıktı. Başkanım, öncelikle bu denetlemeyle ilgili nasıl geçti? Vatandaşlarımızın denetlemelerle ilgili kuralları uyduklarını gördünüz mü? Yeterli mi? Bunu anlatabilir misiniz? Sabah ne gibi izlenimler aldınız? Sabah tabii çok kalabalık değildi. Biraz da o denetimle ilgili olarak şanslı bir durumdaydık yani bütün yetkililer olarak. Ama herkes de şu vardı ki maske vardı. Herkes belirli mesafe kurallarına uyuyor gözüküyordu. Ama tabii fiziki şartların böyle çok zor olduğu yerlerde malum olabiliyor. Bütün bu kuralların bizi rahatsız etmemesi için, yani bu hastalıktan kendimizi koruyabilmemiz için hepimizin bu kurallara uymamız gerekiyor. Elimizi yıkama konusunda tekrar devam etmemiz gerekiyor. Yani biz sanki bazı şeylerimizi iş oldu bitti gibi böyle biraz rahat bir döneme girdik, bir sürece girdik. O süreç nedeniyle insanlarımız artık böyle çok daha rahat bir durumdaymış gibi gözüküyor. Tam tersine korona hastalığı değil, bu virüsle ilgili olarak Efeler ilçesinde şimdiye kadar olmayan sayıda hastalıklı insanlarımızın, yurttaşlarımızın olduğu tespit edildi. Yani ölü sayısı da biliyorsunuz iki kişi de yaşamını yitirdi bu arada. Bir iki kişi daha yaşamını yitirdi. Evet. Yani biraz tehlikeli bir sürece girdik gibi gözüküyor. Bu tehlikeli girdiğimiz süreçte de hepimizin kurallara uyması gerekiyor. Bugün ben bir pazar dolaştım. O pazarda da maskesi olmayan arkadaşlarımıza tekrar maske dağıttık. Yani bütün pazarlarımızda girişte hem ateşlerini ölçüyoruz, hem maske dağıtıyoruz, hem de dezenfektanla insanlarımızın temizlenmeleriyle mikrop kapmamaları için gerekli çalışmaları yapıyoruz, özeni gösteriyoruz. Ama bunu almayan insanlarımız da var, bunu yapmayan insanlarımız da var. Yani bana bir şey olmaz diyenler de var. Ama o arkadaşlarımızı yani buradan tekrar uyarıyoruz. Bu öyle bir şey değil, çok tehlikeli bir şey. Yalnız kendinize bir şey olmayabilir fakat taşıyıcı olarak bir başkalarını da bulaştırabilirsiniz. O nedenle bu süreci çok akıllı, çok mantıklı, kurallara uyarak başkalarına zarar vermeden geçirmemiz daha doğru diye düşünüyorum. Evet, aslında başkanım, yani bu konuyla açıldı. Hemen bu konuyu geçeceğim hemen de. Aslında biz sanki bu denetlemeleri vatandaşlarımız biraz küçümsüyor. Biraz da politika, yani mesela bayramda her yer, sahiller tıka basa doluydu. Hem uyarıyoruz, hem de bu tatilleri yapmak için özel krediler veriyoruz vatandaşa. Tatil kredileri veriyoruz. Çıkın tatil ediyoruz. Bir yandan da durun diyoruz. Doğru mu? Yani biz kendi kendimizi çelişiyoruz gibi. Hem çelişiyoruz ama tabii yani tatil insanlar yapmadı. İnsanlar çok uzun süre, biraz da evde çok uzun süre kaldılar. Bu streslerini atabilmeleri için, yani biraz nefes alıp böyle enerji toplayabilmeleri için tatile insanların tabii çok doğal olarak ihtiyaçları var. Tatile gidebilirler, kredi de verilebilir. Ama bu onların, tatile çıkan yurttaşlarımızın bu kurallara uymamasını gerektirmiyor. Yani bu kendisinin bir an önce hastalıkla böyle buluşmasını sağlayacak ortamdan insanın önce kendisinin arındırması gerekiyor. Yani böyle birilerinde olabilir. Ben biraz uzak durayım, maskemi takayım. Yani denize daha az insanın girdiği yerden gireyim gibi bu tedbirleri kendisinin alması gerekiyor. Yani insanımızın bilinçli olarak bu kurallara uyması gerekiyor aslında. Ama tabii biliyorsunuz bazı olanakların herkesin olmayabilir. O nedenle insanlarımız böyle daha sıkışık yerlerde tatil yerinde zamanını geçirebilir. Tabii bazı yerlerde özel beach
club olduğu için halkın da gireceği Evet. yerlerin az olduğunu da göz önünde tutmakta yarar var. Onları Evet. genişletmek daha çok olmamız gerekiyor. Evet. Başkanım, şimdi bu salgın şeyi de devam ediyor da belki ikinci bir şey olacak da Efeler Belediyesi önümüzdeki süreçte olası bir hani bu işin başındaki gibi bir çıkış olursa Efeler Belediyesi her zaman önlemlerini almıştır diye düşünüyorum. Yani Evet. siz geleceği de düşünerekten bu önlemleriniz hazır mı? Yani yine vatandaşımıza yardıma koşacaksınız. Esnafımıza işte her zaman yaptığınızı bugün bile siz ziyaretlerde arkadan maske dağıtımı devam ediyordu. Yani Efeler Evet. Belediyesi ikinci bir salgına hazırdır herhalde. Hazır, çok hazırız. Yani bütün çalışanlarımızla ilgili olarak bu konuda onların hakkını yemek istemiyorum. Çok cansiperane çalıştılar. Bazı günler 14-15 saat çalıştıkları zamanlar oldu. Bütün personelime, bu çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Onları da mükafatlandıracağız. O mükafatın yarısını bu ay veriyoruz, yarısını da öbür ay vereceğiz. Onların bu yaptıklarının karşılığı değil elbette ama bizim de hani olanaklarımız çerçevesinde verebileceğimiz miktar bu kadardı. Onlara da buradan hem çok teşekkür ederim bu çalışmalarından, özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca da tabii bizim daha önce biz kahvehaneler kapatılmadan önce Efeler ilçesindeki 82 mahalledeki bütün kahvehaneleri tek tek ilaçladık. Hatta sehpaları sildi elemanlarımız. Yani o okey taşlarını, takozlarını da sildiler. İnanın böyle çok hijyenik bir ortam yaratmak için çaba sarf ettik. Berberlerimize bakın, bayramdan önce iki kez onlara hem önlük dağıttık, naylon önlük, hem eldiven dağıttık, hem maske dağıttık. Çünkü en çok bulaşılan yerler oraları. Onların da hijyen kurallarına uymaları için çaba sarf ettik. Hemen bizim toplu taşıma araçlarının içerisinde olan minibüslere verdi. O minibüslere hem dezenfektan verdik hem de onların bütün minibüsleri ilaçladık. Onlar hijyenik bir hale getirdik. Yani yurttaşlarımızın çok sık kullandıkları yerlerden, buralardan virüs kapmamaları için özen gösterdik. Bu çabalarımız sonucunda belki Efeler'de hasta sayısı azdı. Hastalığa yakalanma oranı çok düşüktü. Doğal olarak da yaşamını yitiren kişinin azlığı da bundan kaynaklandı. Tabii bu büyük bir uyum içerisinde oldu. Yani valilikten, büyükşehir belediyesinden, ilçe sağlık müdürlüğünden, kaymakamlıktan bir uyum içerisinde bu organizasyonu yaptığımız için hiçbir sıkıntı gözükmedi Efeler ilçesi açısından. Şimdi bunun aynısının geliyor olmasındaki beni tedirgin eden konum şu Suat Bey. Şimdi biz ilk başta bu çıktığı zaman herkes duyarlı davrandı. Şimdi biz aynı duyarlılığı kamu görevlisi, yerel yöneticiler olarak gösteriyoruz. Fakat yurttaşlarımız artık bunda biraz larç hale geldiler. Yani hani böyle biraz yani deyim yerindeyse vurdum duymaz durumdalar yani. Bir şey olmaz falan. Yani bu konumdalar. Bugün pazarda herkes durmadan böyle çok tehlikeli, çok hasta sayısı arttı. Lütfen maskelerinizi takın, temas etmeyin. Yani belki 5-6 sefer söylemişimdir insanlara. Yani şunun için söylüyorum yani. Ya bir şey olmaz başkanım diyor yani. Kadın diyor bir de ya. Olur mu bakın dedim. Yani çok tehlikeli bir boyutta. Yani sayılar çok artıyor, çok yükseliyor. Yani hasta sayımız da arttı. Efeler'de de arttı. Yani bu tabii bizi insanlarımızın biraz daha kurallara uymamasından kaynaklanan nedenden dolayı oldu. Tabii bayramın etkileri bir 10 gün sonra falan belli olacak diyorlar. Yani onun ne kadar bir artış getireceğini, ne tehlikeli bir boyutta olacağını bilemiyorum. Ama aynı duyarlılığı belediye olarak, Efeler Belediyesi olarak başkanından sade çalışan işçisine kadar herkes kuralları harfiyen uyuyor. Evet başkanım. İnşallah bunu bu salgını bir an önce şu def ederiz de normal hayata döneriz. Tek temennimiz bu. İnşallah. Evet, konuşacak aslında soracağım bir sorular var. İşte gelelim asıl mesele. Efeler Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerin dışında hafta sonu hiç beklemediğimiz, hiç görmek istemediğimiz, içimizi burkan, sizin de içimiz kan alıyor dediğiniz bir yangın olayı gerçekleşti. İmamköy'de maalesef 140-150 hektar dönüm, 150 dönüm bir yerde yandı. Oradaki tarım arazileri, verimli ağaçlar, zeytin ağaçları, incir ağaçları zarar gördü. Şimdi bu yangın oldu. Yangınlar her yerde oluyor. Türkiye'nin her yerinde oluyor. Ama
bu yangının üstünden ben hemen doğrudan soruya gireceğim. Bir takım böyle siyasi mi diyeceğim ya da Efeler Belediyesi'ne yönelik mi diyeceğim bir takım suçlamalar. İşte ah başkan siz yaktın bizi diye yazan köşe yazarları çıktı. Ki ben çok iyi biliyorum arkadaşlar tamamen olaya müdahale ettiler. Sizin Efeler Belediyesi'den sevgili arkadaşım Nait Kalak olsun, Ceyhun Kartal olsun, işte Coşkun arkadaşım Coşkun Çakırca. Bu arkadaşlar hastanede tedavi gördüler. Ben haber yapayım dedim. Aman abi dedi. Aynen Nait'in söylediğini söylüyor. Aman abi büyütmeyelim dedi. Biz geçer gider dedi. Biz dedi görevimizi yaptık dedi. Bunlar haber bile olmadı. Haber yapılmadı. İnsanlar yaralandı. Sizin personeliniz hastanede yattı. Bir de dediler ki işte İmamköy'deki tesisten çıktı yangın. Sayın Valimiz akşam dün yaptığı ziyarette yangının o tesisten olmadığını kendi bizzat Aydın'ın en büyük mülki amiri olarak söyledi. Şimdi bu yangınla ilgili Efeler Belediyesi ne yaptı? Siz ne yaptınız? Bugün de sabah o bölgeleri tekrar bir ziyaret ettiniz. Yangın anında da oradaydınız. Bize bu konuları biraz açar mısınız başkanım? Sizin üzerinizde bu yangını bile şey yapmaya çalıştılar. Yani sanki siz yaktınız yani. Ya orayı gidip siz yaktınız. Elemanın yokmuş, güvenlik görevlisi yokmuş falan filan. Bize bu konuyu biraz açar mısınız başkanım? Çok teşekkür ederim. Tüm kamuoyunun bilgilenmesi açısından bu bizim için çok önemli. Çünkü bizim İmamköy'de belediyemize ait mesire alanı var. Bu mesire alanının etrafı da çitlerle çevrili. Şimdi bu yerle ilgili olarak bunu da tabii yapan İmamköy'ün muhtarı. İmamköy'ün muhtarı hangi gerekçelerle olduğunu çok iyi bildiğimiz bir nedenle buranın, bu yangının mesire alanında, İmamköy'deki mesire alanından çıktığını tüm kamuoyuna bildirdi. Şimdi birinci yanlış buydu. Burada mesire alanı olarak olan tek yer Efeler Belediyesi'nin mülkiyetinde olan mesire alanı var. Herkes buradan çıktığını düşündü doğal olarak. Ben o gün yangının olduğu zaman sabah akşam 7'de yangının olduğu Pınar Deresi'ne gittim. Pınar Deresi'nde mesire alanına çıktığını düşününce inanın çok korktum. Ve hemen arkadaşlarımızla beraber İmamköy mesire alanımıza gittik. Mesire alanımızdan siz de görüntülerini veriyorsunuz. Biz de o gün inanın ki fotoğraflarla tespit ettik. Mesire alanımızda en küçük bir yanan yer söz konusu değil. Sonradan oradaki köylü yurttaşlarımız oradan çıkmadığını, aşağıdaki yerden çıktığını, oradan karşı dağa gittiğini ve doğal olarak da oradan da Pınar Deresi'ne, diğer köyümüze de gittiğini, ulaştığını söylediler. Şimdi biz avukat arkadaşlarımız da gidiyor, jandarmadan tutanağı da getiriyor. Jandarma da aynı şekilde söyledi. Efeler Belediyesi'nin mülkiyetinde olan İmamköy'deki mesire alanından bu yangın çıkmamıştır. Bütün kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Bunun yayılmasının nedeni İmamköy muhtarının vermiş olduğu yanlış beyanattan kaynaklanmıştır. Onu da buradan kınıyorum belediye başkanı olarak. Bu bir. İkincisi, bu yangınla ilgili olarak inanın biraz önce söylediğiniz o 3 tane personelimiz hastaneye kaldırıldı. Birisi yoğun bakımda olacak diye çok korktum. Boğulma tehlikesi geçirdiler dumandan. Ve onlar can siperhane çalıştılar. Yani Büyükşehir Belediye elemanları da çalıştı. Diğerleri de çalıştı. Herkes var gücüyle bir çabasıyla bu yangını söndürmek için çok çok çalıştı. Ama rüzgarın çok etkisiyle bir anda sarması nedeniyle ve orada da ulaşımla ilgili yani hem itfaiyenin hem de dozerlerin, kepçelerin ulaşım sorunu olduğu için büyük tehlikenin büyümesini engelleyecek fırsatı da bulamadı elemanlar. O ne ama 2 gün sonra hepsi tamamen söndü. Şimdi soğutma çalışmaları da bitmek üzere. Bunlar şimdi ben İmamköy'den geliyorum. Oradan Pınar Deresi'ne gittim. Oradaki yurttaşlarımızla görüştük. Belediye meclisinin toplantımız vardı. Bu köylerimizin bütün giderleri, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda belediye meclisimiz hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin oy birliğiyle karar aldı. Her türlü katkı yapılacaktır kendilerine.
her türlü ne istiyorlarsa yapılacaktır. Şimdi konuştuk geldik onlarla. İstediklerine yarın tarım ilçe müdürlükleri gidecek, zarar tespitlerini yapacak. Broşürler, şeyler, formlar dağıtmışlar. Onları dolduracaklar. Tekrar tespitler yapılacak. Sonra biz belediye olarak da onların ihtiyaçları doğrultusunda ne istiyorlarsa onları yapmak için elimizden geldiğince, imkanlarımız ölçüsünde de onları yapmaya çalışacağız. Evet. Başkanım, mesire alanını kapattık, seneye açacağız dediniz. O sözünüz geçerli mi hala? Kapattım. Yani kapattım. Spekülasyonlara yer vermemek için. Yani hala daha açık. Ne işi var gibi. Yani haksız suçlamanın daha fazla uzatılmadan sorunun bu şekilde kalabilmesi için biz şu anda kapattım mesire alanını. Yani o şeyleri, dedikoduları bir an önce önüne geçmek için. Önüne geçmek için. Yani hiçbir suçumuz olmadı halde böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmış olmamızdan dolayı da yani çok büyük bir haksızlığa uğradığımız kanısındayız yani. Bizim yerimizle ilgili olmayan bir yangının bize mal edilmek gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu ne kadar büyük haksızlık, hukuksuzluk yani. Hani bir noktada ahlaksızlık yani, doğruyu söylemek lazımsa yani. Yani bu kelimeyi kullanmak evet istemiyorum ama yani ben yani çok utanç verici bir şey olarak görüyorum yani bunu ya. Bizim mesire yerimizde hiçbir ilgisi olmayan yangının bize mal edilmeye yönelik bir çaba içerisinde olunduğunu görüyorum. Bunu da çok ayıpsıyorum yani. Çok ilginç gerçekten. Ben de sosyal medyada işte arkadaşların yazdıklarını okuyunca üzüldüm açıkçası. Orada yanan benim emeklerim gitti diyen teyzemizin derdiyle uğraşacağımıza işte Efeler Belediyesi'nin yerinden çıkmış diye böyle bir algı yapılmasını da anlam hala da abi, ben Suat Bey, değilim. Efeler Belediyesi'nden çıkarsa bütün tazminatı biz ödeyeceğiz. Anlatabildim mi yani? Biz zarar anladım. Ziyanı biz ödeyeceğiz. Yani orada sorumlusu olmak durumunda yani benim oradan çıksa sorumluluğu kabul ederim. Gerekeni yaparım. Ama benim oradan çıkmayan, evet, benim derken Efeler Belediyesi'ne ait olan bir yerden çıkmayan bir yangının sorumluluğunu üstlenmem de Efeler halkına haksızlık olur. Evet. Sonuçta da devletin mülk amiri Aydın Valisi. Onlar da zaten yasal açıklamaları yaptılar. Biz de zaten bütün kayıtlarımızı, fotoğraflarımızı, videolarımızı çektik. Yasal olan her türlü belgelerimiz elimizde. Bir sıkıntımız gözükmüyor yani şu aşamada. Evet. İnşallah bir an önce eski haline döner. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileyelim. Tabii onların da şimdi istekleri oldu. Köye gittik biz. Onlar da kepçe istediler. Bazen yol açılmasını istedikleri yerler oldu. Bazı yerlere küçük göletler yapalım dediler hani su ihtiyaçlarımızda falan. Ne ekeceklerine daha sonra karar verecekler, ne yapacaklarını. Ona göre fide yardımı falan yapacağız. Yani onlarla ilgili yani uzun bir süreç başlıyor. Temizlenmesi gerekiyor. Yani bazı kadınlarımız yaşlı, eşleri yaşamını yitirmiş. Yani onları yapacak güce sahip değiller. Hem ekonomik güce sahip değiller hem de fiziki olarak o güce sahip değiller. Belediye olarak onların o zorlukları aşmaları için her türlü olanağı onları sunacağız. Evet. Başkanım, bugün işte sabah denetim, sonra yangın, hatta yangından önce de bir meclis toplantısı yaptınız. Evet. Efeler TV'de de ben de takip ettim. Mecliste sanki böyle, sanki demeyeyim yanlış bir ifade de, son derece uyumlu bir ekip çalışması var gibi. Yani meclisteki arkadaşlarla biraz meclisteki aldığınız kararlarla ilgili, önemli kararlarla ilgili meclis çalışmalarınızı biraz anlatabilir misiniz? Ne gibi önemli kararlar aldınız? Buradan duyurmak açısından söylüyorum. Suat Bey, bir defa muhalefetin her dediğini dinleyip onların haklı oldukları her konuda onlara açık ve şeffaf bir belediyecilik anlayışımızı sergilemekle meşgulüz. Yani bu nedenle de pek sorunumuz çıkmıyor. Bizim her şeyimiz açık. İhalelerimiz açık. Çalışmalarımız açık. Belediyedeki bütün müdürlerime, bütün personelime zaten belediye meclisinin toplantılarında söylüyorum. Belediye meclis üyelerimiz geldiği zaman her türlü evrakı inceleme yetkisine sahip. Her şeyi göstereceksiniz. Her istedikleri ne gerekiyorsa onların bakma ve inceleme hakları var. Bütün bunları yaparken doğal olarak onlar da böyle bir anlayış sergileyen belediye başkanına da karşı ne yapıldığını bildikleri için fazla muhalefet yapmıyorlar. Yani ben halkın yararına olan şeyleri yaptığım için
Çok da büyük sorun yaşamıyoruz. Onlar da duyarlı davranıyorlar. Onların da hakkını yememem gerekiyor. Yani muhalefetteki arkadaşlar da halkın menfaatine olan şeylerde de oy birliğiyle çoğu kararlarımız çıkıyor. Örneğin bugün yangın olan köylerdeki yurttaşlarımıza yapılacak olan yardımla ilgili olarak bütün siyasi partide üyelerimiz, meclis üyelerimiz oy birliğiyle karar aldılar. Hatta bir iki arkadaşımız da geldi, onlarla beraber gezdik, birlikte olduk. Yani o konuda bir sıkıntımız yok yani. Başkanım, sizin böyle çok dobracı olduğunuzu biliyorum. Çok da lafınızı da esirgemezsiniz, onu da biliyorum. Evet. Efeler Belediyesi hizmetlerini yapıyor. Ben gene oraya döneceğim ama bazı mesela ufak sinek mide bulandırır derler ya. Bazı son birkaç gündür böyle Efeler Belediyesi ile ilgili yazılar var. Mesela Efeler Belediyesi mahalleye dönüşen köylerde 57 adet zeytinlik ve kestane bahçeli nitelikli taşımazları satışa çıkarmış. Evet. Bu Çıkardım. Nedir? Nedir başkanım? Bunu bir şey yapamadım. Kimisi 50 metrekare, kimisi 300 metrekare, kimisi 700 metrekare, kimisi 10 dönüm, kimisi 5 dönüm. Ne bunların yerini biliyoruz Suat Bey? Yerini bilmediğimiz çok yer var. Bir de onu kullanan yurttaşlar var. O kullanan yurttaşlarımız paralarını versinler, bu yerleri alsınlar. Şimdi inanın ki o kadar çok gayrimenkul var ki bir böyle cilt dolusu. Bunların hiçbirisiyle uğraşacak elemanımız yok. Kiraya verseniz de fark etmiyor zaten yani. Anlatabildim mi? Bunlardan satacağız. Onları alan arkadaşlarımız daha çok katma değer yaratacaklar, üretim yapacaklar, para kazanacaklar, ekonomiye daha fazla katkıları olacak. Yani ben bunun yanında, yani onları satmaktan yanayım. Çünkü onların ekonomik girdisi belediyeye yok. Yani bir belediye ekonomik girdisi olur. O zaman bunu yapmayalım da şöyle bir yol izleyelim, kiraya verelim dersiniz. Öyle bir gelir de yok zaten. Yani kira gelirlerimizin yani o kadar çok düşük ki anlatamam. Ama satış Anladım. Yaparak şimdi yapmamız gereken hedeflerimiz var. O hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Yani minibüs garajının işte oraya 3 kat otopark, üstüne çarşı yapmak istiyoruz. Arka tarafına bir restoran, bir nikah dairesi vardı, nostalji biliyorsunuz oradaki çok eskiden. Onun üstüne de kültür merkezi yapmayı düşünüyoruz. Yani bütün bunlarla işimiz var. Karşı tarafı tekrar bir kültür merkezi yapacağız, otopark yapacağız. Garajın eski terminalin olduğu yeri, pazar, Kurtuluş Pazarı'nı da oraya alacağız. Önlerine kafeler yapacağız, park yapacağız tekrar. Orada ana oku böyle 0-3 yaş grubundaki çocuklar için özel park yapacağım oraya. Anneler gelecekler, oturacaklar. 0-3 yaşlarındaki çocukların oynayabilecekleri parkı, oradan çocuklarını seyredebilecekler. Onu yapacağız. Öbür tarafta Carrefour'un olduğu yeri de kat karşılığı yapacağız oraya da. Tabii bunun yanında yeni yatırım yapmamız gerekiyor. Şimdi Efeler ilçesi özel bir ilçe. Sınırları da geniş bir ilçe. Örneğin bizde 25 milyon baş enginar yetişiyor Suat Bey. Şimdi enginar bizde yetişiyor. Yani 5000 dönüm diyelim. Yani örnek veriyorum. Ama Urla'da 500 dönüm enginar ekiyorlar. Festivali onlar yapıyor. Hiç olmazsa biz o enginarın şeyinden yararlanalım. Yani hani ekonomisinden yararlanalım. Katma değer yaratalım ona. Üretim yapalım, istihdam yaratalım. O nedenle fabrika kuruyoruz şimdi. O fabrikada da zaten kadınlarımız çalışacak sadece. Onu baştan da söyledim. Enginar yapacağız, işte turşu yapacağız, salça yapacağız, yaş incir reçeli yapacağız, kestane şekeri yapacağız, ceviz yapacağız. Tekrar bir döngü gibi böyle, hani bir yıl içerisinde, 365 günde böyle aylar içerisinde onu o şekilde organize edeceğiz. Oradan da bir, yani iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Farklı şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Bir yerden enginar girecek, öbür taraftan konserve olarak çıkacak ve soğuk havaya gidecek. Onun işte şeylerini, organizasyonları bitti. Temellerini atıyoruz herhalde. Yakında başlayacağız. Evet. Buna paralel hemen söyleyeyim. Sizin yine bir projeniz köylü pazarı. Kızılcaköy'de sanırım bir köy pazarı kuracaksınız.
istihdam Evet, anlamında, oraya ekonomi köy pazarı katkılarında. kuruyoruz oraya. Orada da tabii bunları yaparken ben şöyle bir yöntem izliyorum Suat Bey. Şimdi ben bunu yapacağım. İşte herkes kadın biliyorsunuz Kızılcaköy'de kadınlarımız çok etkin bir baskın karakterleri var. Çok hoşuma gidiyor o yönden de. Onlar şimdi oturdular önüme benim işte ben gittiğim zaman dediler ki başkanım işte şöyle istiyoruz, böyle istiyoruz. Ben tabii bir dakika dedim. Öyle istiyoruz demekle olmaz. Peki nasıl olacak? Aranızdan üç kişi seçeceksiniz dedim. Sorumlu siz olacaksınız dedim. Siz ne istiyorsanız yapacağım dedim. Gidin pazarları, arabaları verdim. Gittiler pazarları dolaştılar. Ne yapıldığını, ne yapılmadığını, neyin iyi olduğunu, neyin iyi olmadığını gördüler. Şimdi kendileri bir düzenleme yapacaklar. Bana projeye getirecekler. Ben belediye olarak onu finanse edeceğim. Ve oranın da haftada bir günde olsa kalkınmasını sağlayacak olan ya da elde yetiştirdikleri ürünlerini daha iyi bir fiyata satabilecekleri daha farklı bir konsepte bir köy havası, üretici havası olacak bir şekilde onlara yardımcı olmaya çalışacağım yani orada. Ama sorumluluğu onlara veriyorum yani doğal olarak yani onlar ya yani nasıl istiyorsanız öyle. Yani onlar da çok hoşlarına gittiler. İlk kez böyle bir şey oluyor. Yani şimdiye kadar alışkanlık olan şey, ya yani ben yaptım böyle olacak işte falan. Ben tam tersine, yani onlar siz yetkilisiniz, siz sorumlusunuz. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapalım diye onları görev verdim. Şimdi onlar da kendi menfaatleri hem çıkarları doğrultusunda bir çalışma yapacaklar. O çalışmada sanıyorum ki iyi şekilde sonuçlanacak. Çünkü orası bizim için çok önemli, çok değerli bir mahallemiz yani eski köyümüz işte Kızılcaköy. Biliyorsunuz orada jeotermalin mücadelesini yapan örnek kadınlarımız var. O nedenle de onları çok seviyorum. Onların o mücadelesine hayranım. Onlar için her şeyi yapmaya da hazırım. Yani yapacağım da. O nedenle de o örnek bir çalışma olacak. Başkanım, tam böyle noktayı koyduğunuz yerden ben gene açacağım. Jeotermal konusuna geldik. Nedir jeotermal ile ilgili şimdi sormak istediğim soru şu. Öncelikle bu jeotermal firmalarıyla niye bir araya gelemiyorsunuz? Bir de bu ölçümler var. En son toplantıda siz özellikle bu ölçümlerle ilgili sert bir çıkışta bulundunuz. İşte yapılan ölçümlerin insan sağlığını tehlikeye soktuğunu. Bununla ilgili iki de soru var. Ben öncelikle bu jeotermalle ilgili, bu firmalarla ilgili son durum nedir? Onu bir öğrenmek istiyorum. Jeotermal firmaların CEO'ları bana geldi. Dedi işte bizden ne istiyorsunuz dediler. Bütün jeotermalleri kapatıp Aydın sınırlarını terk etmenizi istiyoruz dedik. Aynen bunu söyledim yüzlerine. Olur mu dediler işte çok para kazanıyorsunuz ama doğayı kirletiyorsunuz, mahvediyorsunuz. E dünyanın falanca yerinde var ama kuralı var. O kuralı orada devlet jeotermal üreticisine çiğnetmiyor, o kuralları çiğnetmiyor, uymasını sağlıyor. Bizde bu yok. Şimdi biz jeotermalcilere kurallara uyun diyoruz, uymuyorum diyor. Uymuyor da. Yaptırımı bende değil, yaptırımı devlette. Devletin yapması gerekiyor, devlet de yapmıyor. Ne oluyor? Onlar parayı çok kazanıyorlar. Uymaları gereken kurallara uymuyorlar. Hidrojen sülfür diye zehirli bir gaz var. Onu da havaya salıyorlar. Bizim solumamıza neden oluyorlar. Bizim temiz bir çevrede yaşamamızı, hakkımızı elimizden alıyorlar. Bizi zehirlemeyi kendilerini hak görüyorlar. Sorun bu. Şimdi ben bu sorunun devlet eliyle çözülmesi gerekiyor. Kurallara uyuyor mu? Uymuyor. Peki ben devletin cihaz aldım. Hidrojen sülfürün her gün Efeler ilçesinde hangi miktarda olduğunu ölçüyorum ben her gün. Lütfen şunu bir gösterebilirse arkadaşlarım bakın. Lütfen bakın. Kırmızıların olduğu gün kırmızı renkli görünebiliyor mu bilemiyorum ama kırmızıların Çok olduğu sağlıklı gün olmasın. Gözüküyor, gözüküyor. kırmızıların olduğu gün çok yüksek. Düşünün bakın kaç günde kaç bu tam 2 aylık.
İki aylık duruma bakın. Bakın şuraya bakın ya. Her gün yüksek. Birisinde bakın 20'nin üzerindeki her şey insan yaşamını yok etmeye yönelik. Hidrojen sülfür miktarı. Bir gün 290'dı. O gün tartışma olan gün 290'dı Suat Bey. 290. 20 olması gerekiyor ya. %1500 yükseklikteki insanlarımız hepimiz zehir soluduk ya. Bunun A partilisi, B partilisi yok. Yani bu iş bir siyaset işi de değil. Yani Cumhurbaşkanı doğru söyledi. Birileri çok para kazanacak diye biz zehirlenmek zorunda değiliz ki. Ama bunun uygulanmasını istiyorum. Filtreleri kapattı Cumhurbaşkanı. Doğru yaptı. Burada da yapmasını talep ediyorum. Bunu istiyorum. Efeler halkı için istiyorum evet. Bunu. Kendim için değil. Düşünün. Ya işte incire zarar veriyor, zeytine zarar veriyor, doğaya zarar veriyor. Bunlar bir şekilde bunları bir yan tarafa koyalım. Bunu B şıkkı yapalım. A şıkkı hidrojen, sülfürün Efeler'de yaşayan yurttaşlarımıza gördüğünüz bu kırmızılarda, bakın bu kırmızılarda görünüyor, bakın ya. Bu kadar gün bize zehir solutuyorlar, zehir. Bunun için karşı çıkıyorum. Başkanım, şimdi siz oradan bu jeotermalle ilgili konuşunca, jeotermalle ilgili Sayın Jeotermal Enerji Santral Yatırımcılar Derneği Başkanı Ufuk Şentürk şöyle bir şey diyor. Bütün santraller yasalar tarafından kurallara uymaktadır. İşte başkan iftira atmaktadır. Hiçbir yasal tespit yoktur. Bu cümleler belediye başkanı yakışmıyor. Hasmani cümlelerdir. Bunları başkan ölçümleri standart dışında yapmıştır diyor. 290 değeri ispat edemez. Kamuoyunu bilinçli olarak yanlış yönlendiriyor diyor sizin için. Bu sözlerin üzerinde bir de 100 metreye enjeksiyon yapıldı. Ben bunları duymadım. Ben bunları bu duymadım. Bu santrali kapatırım diyor. Ben bunları şu anda duymadım. Yani bak can, Suat Bey. Ben bunları can duymadım. Yapıyorum. Ben kimsenin düşmanı değilim. Ben Efeler halkının jeotermale karşı olduğunu seçim öncesi söyleyip seçtiği belediye başkanıyım. Ben evet, öyle jeotermalcilerin evet. adamı falan değilim. Jeotermalcilerin evet, bu ölçümlerinin ne kadar yanlış olduğunu da size ispatlayabilirim ben. Akredite değilmiş. Evet. Olmasın. Yalan mı? Akredite olmadığı için yalan mı bu? Diyorum. Söylemiyor. O gün de söyledim. Kaç olduğunu söylesin dedim. Dün akşam kaçtı dedim. 290'dı iddia ediyorum. Kaçtı dedim. Söyleyemiyor il müdürü. Aynı şeyi soruyorum şimdi ya. Akredite değil diye. Yalan değil ki. Devlet yapsın. Orada bir şeyi kaçırdım. Bir şeyi yani kaçırdım. Onu da söyleyeyim. Orada il müdürü şunu söyledi. Bizim dedi jeotermal tesislerindeki jeotermal firmalarının ölçümlerinden edindiğimiz bilgiye göre dedi. Demek ki devletin ölçüm cihazı yokmuş. Bu da bakan geçen gün gelince anlaşıldı. Bakan ne dedi? Cihaz alacağız dedi, değil mi? Evet. Siz atlamışsınız orayı. Sen atlamışsın orayı. Cihaz alacağız dedi. Ölçüm cihazı alacağız dedi bakan. Demek ki yokmuş devlette şimdiye kadar. Jeotermal üreticilerindeki ölçümlerle beni itham ediyor şimdi. Ben evet. Halkın ya bakın ya işte bakın ya ne düşmanlığım var kardeşim. Ben elektrik üretilmesine karşı değilim. Ben elektrik üretilirken halkımın zehirlenmesine, doğanın kirletilmesine karşıyım. Bu benim anayasal hakkım. Beni kirletme, evet. Beni zehirleme hakkı yok jeotermal firmalarının. Zehirliyor evet. Mu? Evet zehirliyor. Açıklasın diyorum, açıklayamıyor. Evet. Akredite değil. Yalan mı? Değil. Halkım evet. Zehirleniyor Suat Bey. Halkım zehirleniyor ya. Şimdi Ufuk Bey diyor ki Ufuk Şentürk biz jeotermalden şeyleri ısıtalım dedik. Neden bize haydi ısıtalım diyemiyorlar. Bakın bakın B şıkkına geçmeyin. Okuyorum. Bak Suat Bey bu B şıkkı. Buyurun. B şıkkı lütfen. Bu B şıkkı. A şıkkı. Hayır, sorun hayır A şıkkı lütfen. Lütfen A şıkkı. A şıkkı üretim yapıyorlar. Zehirli hidrojen sülfürü doğaya salıyorlar. Ve halk bunu soluyor. Sorun bu. Yani onlar bunu yapmadılar da bakın olmayan günler de var. Bakın olmayan günler de var. Bakın evet. Olmayan günler de var. Biz onlara iftira atmıyoruz. Onlar bize zehirli gaz solumama konusunda
duyarlı davranacak bir eylemde bulunmuyorlar. Sorun bu. Yok ısıtma falan, onlar ayrı bir konu. Olabilir onlar, ayrı bir konu onlar. Onlarla hidrojen sülfür salımı yapıp insanlarımı zehirlemek, doğayı kirletmeyi kendilerine mübah saymalarını hayatım boyunca Fatih Atay olarak kabul edemem. Mümkün değil. Halkıma söz verdim ben. Seçilmeden önce siz şahitsiniz. Diğer iki aday jeotermale ruhsat veren adaylardı. Ben değilim. Ben onlarla mücadele eden ve halkımın zehirlenmesini önlemek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan bir kişiyim. Ben kimseye de iftira atmıyorum. Şu dediğim 290'ın dediğim gün kaç olduğunu getirsin bana hadi. Hadi getirsin. Anladım. Anladım. Başkanım siz orada açıklama yapıyorsunuz. Yanlış anlamayın. Canlı olarak soru geliyor. Ben onu okuyorum. Ufuk Bey diyor ki ölçümleri biz yapmıyoruz. Bakanlık marifetiyle akredite kuruluşlar yapmaktadır diyor. Kim yapıyor? Yani Ufuk Bey. Kim yapıyor? Onun yazdığını, okuyorum. Aynen. İl müdürünün kaseti çıkarın. İl müdürü jeotermal tesislerindeki jeotermal firmalarının yaptığı ölçüm nedeniyle dedi. Bu cümleyi kullandı. Demek ki devletin yokmuş dedim. Ben orada atladım, ona cevap verecektim de tartışma uzamasın diye vermedim. Ama sonradan bakan gelince olmadığı anlaşıldı. Bakan gelince devletin, Suat Bey şunu anlayamıyorum. Efeler halkı, Aydın'da bazı ilçelerimizdeki halkımız jeotermallerle ilgili büyük bir rahatsızlık içerisinde, infial içerisinde. Devlet olarak siz ne yaparsınız? Bilim adamlarından bir heyet oluşturursunuz. O bilim adamlarından oluşturduğunuz heyetle bunun topluma zararlı olup olmadığını, bunların hidrojen sülfür salıp salmadıklarını, bunu bir kamuoyunu bir rapor haline getirirsiniz. Kamuoyuna bunu açıklarsınız. Doğru mu? Evet. İnsanlar da endişelerini kaldırırlar ya da endişe çok büyük boyuttadır. Jeotermal firmalarının ne yapması gerektiği konusunda da onları uyarırsınız ya da ceza kesersiniz ya da ne gerekiyorsa yaptırımları uygularsınız. Şimdi bunların hiçbirisi olmuyor. Biz kendi doğamızı korumak uğruna yapmış olduğumuz konuşmalar, eylemler, faaliyetler yasal çerçevede olan bu faaliyetlerimizle ilgili olarak suçlanıyoruz. Bu gücüme gidiyor. Bu çok gücüme gidiyor. Ben Efeler halkının ve çocuklarımızın temiz bir çevrede yaşamasını istiyorum. O yurt çocuklarımız, biz emanet edeceğiz burayı. Suat Bey siz bak Efeler'de yaşıyorsunuz. Evet. Bak, evet bakın evet. Yani o buraları böyle Japonya'da, Amerika'da çok yerler var. Yıllarca sanayi olmuş, teknoloji gelişmiş, yapılmış ama şimdi o ilçelerde, o illerde kimse yaşamıyor. Yani burası jeotermal elektrik üretilsin ama kurallara uygun uymayırsa cezai yaptırım olsun. Yarın kanser oranlarının artması, incirimizin yok olması, zeytinimizin yok olması karşısında burada yaşayacak insan bulamayız. İnsanlar gider. Evet. Mallarımız 10 liralık, malımızı 2 liraya satamayız. Yok oluruz. Ben bu halkıma verdiğim bu sözü yerine getireceğim. Başkanım bu konuyu kapatacağım ama yani şimdi bir yandan siz söylüyorsunuz, diğer tarafta da Ufuk Bey de yazıyor. Bir araya gelelim diyor, konuşalım diyor. Yani bu sözleriniz karşısında bir araya gelip oturalım, birlikte konuşalım diyor. İtalya Toskana'dan bir örnek vermiş. Jeotermal santraliyle yan yana dünyanın en ünlü pahalı şarapları, üzümleri yetişiyor. Aydın'da ne incir üretiminde ne de kalitesinde düşüş var. Bunlar incir borsasının ve incir araştırma enstitüsünün verileri. Bunlara riayet etmiyor da yanlış ilaç ve bitkiden dolayı mı yazmış. Bakımsızlığından zarar gören incirlerin vebalini hiçbir araştırma yapmadan jestlere yüklemenin vebali ne diyor? Başkan alamaz diyor. Yani biz diyor jeotermal incire oraya buraya zarar vermiyor diyor. Ben bu konuyu kapatacağım. İnşallah bir gün bir araya gelirsiniz veya canlı yayında bu konuyu konuşuruz. Olur mu başkanım? Çünkü başka bir soru yok. Her zaman gelmeye hazırım ben. Benim hiç kimseden bir çekindiğim yok. Her zaman gelmeye hazırım. Verilerle gelmeye hazırım. Yüzyıldır bu insanlar inciri yetiştiriyordu da. Şimdi mi öğrendi yani? Jeotermalden sonra mı yani yapmasını öğrenmediler yani? Olur mu öyle şey? Tamam başkanım. Tamam başkanım. Bu konuda Ufuk Bey'le sizi bir canlı yayına getireceğim. Ben hemen kısa kısa şey yapacağım. Bu mahallelerde gezen çocuk orta oyunu var başkanım. Sizin çok güzel bir etkinliğiniz. Çocuklar çok seviyor bunu. Hangi mahalleler devam edecek? Böyle bir soru da var. Bu mahallelerde gezen çocuk orta oyunu.
Valla Sizin bir daha kritiklerinizi. söylersen sevineceğim. Çünkü bir yazar arkadaş ya çok rüzgar esti demişler, fırtına koptu gibi alay eden bir şey yazmış. Bir post bıyıklı arkadaş. Sen onu bir daha söyle, sevineceğim şimdi. Şimdi Bir daha. mahallelerde gezen çocuk orta oyunu hangi mahallelerde devam edecek? Sizin İstenilen Efeler her Belediyesi. türlü mahallede devam edecek. Biz çocuklarımızın bu pandemi süreci içerisinde ve sıcak Aydın Efeler ilçesi biliyorsunuz en sıcak yerleşim Evet. yerlerinden bir Evet. tanesi. Onların hiç olmasa biraz eğlenebilmeleri için, bazı fikirler edinebilmeleri için, düşünmelerini ve mutlu olmalarını sağlayabilmek için bunları her yerde devam ettireceğiz. 7 Eylül'de de aynı şekilde 5-6-7 Eylül içerisindeki tiyatro etkinliklerimiz devam edecek. Suat Evet. Bey, geçen sene Dalama'da tiyatro oynadık. Biz sanatçı değil, tiyatrocular geldi, sanatkarlar Evet. geldi. Evet. Evet. Orada ablalarımız, teyzelerimiz, kız kardeşlerimiz bamya soydu, tiyatro seyretti. Suat Bey, bu çok önemli bir şey. Evet. Evet. Para kazanması gerekiyor, onu soyması gerekiyor, onu soydu. Ama tiyatroyu da seyretti, zevk aldı, mutlu oldu. Yani bunu çok önemsiyorum. Yani sanatı çok önemsiyorum. Çocuklarımızı biliyorsunuz sinemaya, köylüdeki çocuklarımızı pandemi sürecinde hep sinemaya götürdüm. Daha sonra da müzeye götürdüm. Hayatlarında ilk kez müzeye gidenler, ilk kez sinemaya gidenler oldu. Biliyorsunuz 5 ile 10 Nisan arasında dünya uluslararası tiyatro şenliğini gerçekleştirecektik. İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Beyrut'tan çocuk tiyatro, İstanbul Büyükşehir'inde çocuk tiyatro grupları gelecekti. Yani çok büyük etkinlikler gerçekleştirecektik çocuklarımızla ilgili ama onları Maalesef. yapamadık. Zamanımız Evet. azaldı herhalde. Sen biraz... Evet. Ondan kemer pazar açılacak mı diye bir soru var başkanım. Vedat Evet, Akdaş sormuş. Kemal Pazarı'nı açacağım. Yalnız ay sonuna kadar bir kura çekimi gerçekleşecek. Çarşamba Pazarı'nı da açacağım. İkisini de gerçekleştirecek. Fakat bana çok baskı yapıyorlar. Ama kurallara uymazlarsa inanın ki çok hastalıklar bulaşacak, çok şey olacak. Herkes kurallara uymak şartıyla. Yani bunları söz versinler bana öncelikle. Yani inanın ki çok tehlikeli bir boyutta şu anda hastalık. Her an Evet, ikinci evet. zirveyi yapabiliriz. O nedenle biraz daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Ama iki pazarı da açacağım, evet. Hadi başkanım, siz onaylıyormuşsunuz ama kaymakamlıktan dönüyormuş. Bu lokanta içkili yerlerle ilgili, birhanelerle ilgili. Sizden okey çıkıyormuş. İşte 5 aydır kapalıyız diyor daha önceden diyor. Sizin onayınız olmasına rağmen kaymakamlıktan geri dönüyormuş. Bunun da açıklamasını yapmak ister misiniz? Yani sizle alakalı bir olay değil, ruhsat Yok konusunda. değil, bizle Yani ilgili değil zaten. Onda bir sıkıntı yok. O sıkıntı vardı, o sıkıntıyı açtık zaten. Birhanelerin açtık. restorana dönüşmesiyle ilgili sorun vardı, onu açtık. Evet, bir sıkıntı yok. Açtım. Bir de başkanım son olarak siz de sporun içindensiniz. Sporu da benim gibi de çok seviyorsunuz. Efeler Spor'u da kurdunuz. Bu konuda Evet. da bana çok şey geldi. Efeler Spor'un önü açık mı? İleride bir Açık. Efeler Spor'u hani bu şehirde aşk 9 harflidir diyor arkadaşlar. Aydın Spor'du diyor. Efeler Spor Aydın Spor olur mu? Biraz da bu konudan biraz bilgi verir misiniz bize? Elbette olabilir. Şimdi ben Bal Ligi'nden de takım alabilirdim Suat Bey. Ama Evet. ayağımızı yorgana göre uzatarım. Yani altyapıyı kurmadan bunu yapmamız mümkün değil. Çocuk kazanmamız mümkün değil. Bakın Altınordu bir çocuğunu, Altay bir çocuğunu satıyor. Altınordu bir çocuğunu daha satıyor. Biz de bu sene spor okullarıyla inanın 12-13 yaşındaki çocuklarımızı yetiştirmeye yönelik bir çaba sarf edeceğiz. Yine seçkin gelecek. Seçkin o çocuk okulların başında olacak, yetiştirmeyle ilgili bütün işleri, altyapı çalışmaları seçkinin elinde olacak. Aynı Evet. şekilde de yani iyi bir takım kuruyoruz. Bu sene de süper amatörde oynayacağız. Öbür sene de Evet. bal ligi, öbür sene üçüncü lig diye düşünüyoruz. Yani umarız bir sekteye uğrayacağımızı tahmin etmiyorum. Çünkü iyi bir altyapı oluşturduk. Bir güven verdik futbolculara. Birçok Evet. futbolcu bizim takımımıza gelmek istiyor. Bunun tabii Evet. çeşitli nedenleri var. Hani benim belki Gençler Birliği'nde 12 yıl genel sekreterlik yapmış olmam İlhan Evet. Cavcav'la beraber bunun etkisi vardır. Ama tabii Evet. benim bunun yanında bir tane halı saha yaptık. Mesela tesisler yaptık. Şeyi açacağız. Yeni de oynamaya başlayacağız. Çeşmepe Stadı. Umurlu'dakini yeni yapıyoruz, organize etme. Evet. Onların da bir kısmını yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz hiç olmazsa bir
sahanın bir tanesine amatör spor maçları inanın iki sahaya kilitlendi kaldı. Hiç o Evet. Efeler'de oynayacak saha yok. Çok zor durumda takımlar yani. Hani hem deplasman giderleri çok fazla. O konuda da hepsine yardımcı oluyorum. Araç veriyorum. Onların deplasman masraflarının azalması için katkı yapıyorum. Çünkü yöneticilik yapmak da çok zor. Zaten ekonomik biraz ekonomi çok zor durumda. Bunun karşılığında Evet. da herkes kendi elin cebinden paralar harcıyorlar. Bunların da Evet. hiç olmazsa yarısını karşılayabiliyor olmak da bizi mutlu ediyor. Onların Evet. çünkü yönetici olmaları böyle zor durumda çok önemli bir şey. Evet. Bunları önemsiyorum. Ama başkanım ya biz gerçekten özledik ya. Siz mesela Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı yerinizde siz olsaydınız, işte Hatay Spor Başkanı yanında siz olsaydınız, Erzurum Spor Kulübü Olacağım. Başkanı Hiç yerinde Suat siz hiç merak olsaydınız. etme olacağım. Özledik Hiç başkanım merak ya. etme olacağım. O Tamam şampiyonlukları başkanım. kutlayacağız. Hiç merak etme. Hiç İnşallah. endişe duymayın. Ama yavaş İnşallah yavaş başkanım. olacak. Yani bir anda olması çok kötü, zordur. Evet. Hepsini yapacağım. Hiç bence merak etmeyin. Tamam başkanım. Başkanım çok teşekkür ediyorum bu Ben teşekkür ederim. Sağ olun. sohbetten dolayı. İyi Çok yayınlar. sağ Sağ olun. olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler bir gündem üzerinde sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konumuzla beraber olacağız. Fatih Başkanımıza da, Sayın Başkanımıza da, Efeler Belediye Başkanımıza da bu samimi sohbetten dolayı da teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.